Seran her maçta hata mı yapacak böyle? Seran değil sadece yani hata yapmayan stoperi sadece Salay şu ana kadar Fenerbahçe'nin. Yani de yaptı. Ee, Sadık da yaptı. Lemos zaten yaptı. Ee, Tisran da yapıyor yani. <laughs> Bir stoperin e, hava hakimiyeti bu kadar düşük olmamalı. Yani %35 olamaz hava topu. Öyle mi istatistiği? Yani. Evet %35. Olamaz yani. Evet. Halbuki Yan toplarda özellikle hücumda etkili oluyor. Yani sürekli gol atıyor anlamında söylemiyorum yok, ama yok. topla buluşuyor veya da seken toplarda işte gol atmışlığı var. Ya yani o, o, yani hücumdaki hava hakimiyetiyle savunmadaki hava hakimiyeti arasında nispeten bir fark var. Çünkü hücumda sen avantajlısın. Doğru. Öncelik sende. Öncelik sende. Senin hamlene göre her şey e, şekilleniyor. Savunmadayken özellikle aynı anda topa çıktığı zaman Topu alma yani üç, üç topun sadece birinde topa dokunup uzaklaştırabiliyorsa bir stoper burada ciddi bir sorun var. Yani dünkü attı e, attırdığı gol artık hani o golü attırdığını var söylüyorum ben böyle bir hani hatanın ötesinde asist yaptı e, Tisran. Evet. E, onun dışında da işte Altay'la bir orta e, yapıldı Fenerbahçe ceza sahasına doğru a, Altay tam alacak Tisran Altay'ın evet, çarp çarpıştılar. Bir i̇letişim sorunu da var. Bir puanı salay mı kurtardı? Yoksa Valencia mı diye bir soru var. Neden gelmiş olabilir bu soru? Salay'ın yani çizgiden çıkarttığı top var He. top. Ha, doğru evet evet tamam. Ben evet Abi öyle bir an hmm. İki iki andan bahsediyor yani. Bence güzel bir soru. Bence, bence bir, ben bence bir puan hak etmemişti Fenerbahçe onu da söyleyeyim. Ha, sen başka bir yerden geldin. Hak etmiyor. Oyun olarak da hani hakem hatasını da geçsin. Bu hak edilen oyun açısından karşılığı olan bir, bir, bir puan değil. Şimdi Erol Hoca 6-3-1 oynuyor bize karşı rakipler diyor. Evet, evet. Tamam, okey. Evet. Yani, Spor Galatasaray'a da böyle kapandı. Beşiktaş'a da, Beşiktaş da Beşiktaş öyle oynadı. Fark etmez. istediği evet. gibi isterse 10-0 oynar evet. yani. 10-0-0 oynar isterse. Hepsini kale çizgisinin dizer. Yani o sana kalmış bir şey değil. Bir de bunu oynayarak yani diyor ki çok savunmacılar kapalılar işte evet. pozitif futbol oynamıyorlara getiriyor. İki tane çok net pozisyonu var Antalya Spor'un net yani Podolski'nin ve e, Doğukan'ın da galiba yanlış hatırlamıyorsam iki tane ceza sahası içinde birisi üstten birisi yandan avta giden aslında normalde bir futbolcunun rahatlıkla atabileceği iki gol pozisyonu var. Ki, yani bu kadar savunmacı oynayan bir takıma demek ki sen iki tane gol pozisyonu da veriyorsan o zaman bir sorun var anlamına geliyor. Sen de üretemiyorsan ki Ersun Yanal'ın Naldo'yu çıkarıp oyuna evet. forvet alması şu açıdan şaşırtıcıydı. 1-0 öndeyken bu arada. E 1-0 önde. Şu açıdan şaşırtıcıydı. Hani son 10-12 haftadır e, bu yenilmezlik serisi yakalayan Antalya Spor'un alameti farikası. İşte o Hatay'dan 6 yedikten sonraki ya olağanüstü savunma yapan, hücumu çok az düşünen bir takıma dönüşmesiydi. Kadıköy'de 1-0 öndeyken bir forvet oyuncusu alması. Umarım yani bundan sonraki maçlar içinde hani Spor'un ee, bu oyun tarzını değişik değiştireceğine dair bir sinyal olur ama yani Fenerbahçe'nin hücum etme şekliyle ilgili problem devam ediyor. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Yine dünkü maçta akan oyunda 30 tane orta var. Evet. 30 orta akan oyunda duran topları saymıyorum. 3 tane stoperin olduğu bir rak rakibe karşı. Evet. Yani Fenerbahçe rakip stoperleri yıldız yapma konusunda mahir. Aynen. Yani dünkü stoperler de rahat bir maç çıkardı. Yani evet son 15 dakikada gerçekten Fenerbahçe'nin de önemli gol pozisyonları oldu. Senin pozisyonu var. Biri Tiam'ın direkten Tiam var. Evet. E Valencia'nın gol oldu sonuçta. Hani yani nispeten son 15 dakika üretti ama o ürettiği bölümde de kalesinde çok büyük tehditler gördü. Senin az önce anlattığın pozisyonlar. Yani Fenerbahçe hücum etme, hücumda üretme, ee, orada bir yaratıcılık gösterme, rakibi hataya zorlama, boşluk bulma, alan bulma konusunda ee, hala problem yaşıyor. Yani bu sezon başından bu yana değişmeyen bir gerçeği oldu Fenerbahçe'nin. Er, Ersun Hoca'nın açıklaması var maçtan sonra. Fenerbahçe'nin hücum setlerine çalıştık açıklaması var. Hı hı. Hangilerine? İşte orta. Çünkü Fenerbahçe'nin ben net bir şekilde hücum anlamında bir seti olduğunu ya da bir sit uygulayabildiğini düşünmüyorum. O half space denilen noktaya topu getirip orada tehlike üretemiyor. çizgiye inemiyor. İşte asist bölgesi denen çizgiye inemiyor. Ceza sahası girişinde, ceza sahası dışından şutu yok neredeyse. Evet. Ee, cepheden de cepheden de, de akamıyorsun. Yok. Ee, bindirme yok beklerden hiçbir şekilde. Yani 6-3-1 oynuyor bize karşı takımlar diye serzenişte bulunan takımın teknik direktörünün buna karşı ne yapması gerekir? Topu çok hızlı dolaştırması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Bireysel olarak bir şey görmemiz lazım ki bunu Valencia yaptı. Ama onu yapmadan önce de 4 tane top kaybı yaptı Valencia. Yani 4 tane top kaybı yapıp çok bunu yaptı. Evet. Bu olmaz yani anlatabiliyor muyum? Bu, bu dengeli bir şey değil. Ama çok güzel gol attı. Evet nefis Harika gol bir, attı. Gol bir gol attı. Harika bir gol attı. Ama e, o golü atmadan önce de herkesin saçı başı ağrımıştır diye düşünüyorum yolmaktan. E, ceza sahası dışından şut denemesi yok. E, ondan sonra bize karşı 5 kişiyle 6 kişiyle gömülü savunuyorlar. E ama bunu çözmek de teknik direktörün işi.